Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Fahrettin merhaba. Merhaba hocam. Önce kimlik kontrolünü yapalım. Tabii. Evet. Şimdi bir fotoğrafını çekeceğiz. Şimdi motor kaputunu açalım. Tabii. İçinde bildiklerini bize say. Bildiklerini istediğin sırayla sayabilirsin. Tabii. Motor suyu, silecek suyu, motor üst kapak, yağ dolum yeri, yağ kontrol çubuğu, radyatör kapağı, hava filtresi borusu, hidrolik yağ, fren yağı, akü, sigorta. Tamam. Şimdi bagaj kısmını kontrol edelim. Bagajı açalım, lastiklere bak, aynen. İlk yardım çantası, reflektör, yangın söndürme tüpü. Evet. Stepne, kriko kolu, bijo anahtarı, çeki demiri. Tamamdır. Şimdi araca geçebilirsin. Fahrettin, ilk aşamada soracaklarımızı cevapladın gayet güzel. Evet. Şimdi koltuğunu, kemerini aynen kendine göre ayarla. Öncelikle araç içinde yine aracımızı bize tanıtacak şekilde bildiğiniz şeylerden bir bahset bana. Devir saati, akü göstergesi, evet, motor arıza göstergesi, yağ göstergesi, yol bilgisayarı, hararet göstergesi, hı-hı, benzin göstergesi, evet, el freni, koltuk kemeri. Yani kollardan sağ sinyal, evet, sol sinyal, uzun kısa farlar, evet, silecekler, dörtlü flaşör, radyo yeri, klima yeri, aracımız 7 vites, 6 ileri 1 geri, evet, el freni, debriyaj, fren, gaz. Güzel. Dış dikiz aynalarımız, iç dikiz aynamız. Evet, yeterli. Tamam. Şimdi sınavdan önce hemen fazla uzatmadan gayet rahat bir şekilde, hiç heyecan yapma, tamam mı? Tamam hocam. Zaten araca binişin falan güzel böyle bu işi yapacağını gösteriyor sanki. İpuçları veriyor bana. Şimdi aracımız çalıştır. Gezintiye çıktığımızı düşün, o şekilde kullan aracını. Hata yaparım diye endişeye kapılma yani. Evet. Arif hocamın eğittiği adaylar genelde başarılı oluyor Fahrettin. Evet. Sen de umuyorum ki öyle olacaksın yani. İnşallah. Birkaç kez denk geldik Arif hocayla sınava. Evet. Yakın bir zamanda. Evet. Neydi? Günay mıydı? Günaydı, evet. İşte bazen Günay'da çıkabiliyor arkadaşlar. Aha. Aynı hocalarımızla karşılaşabiliyoruz. Evet. paralel parkımızı istersen en baştaki park yerine gidebilirsin. Dolu mu? Tamam. Tamam. Nerede rahat ediyorsa orada yapsın Fahrettin. Al bakalım. Evet hocam, geçerli mi? Evet hocam, geçerli. Parkın tamam. Şimdi çıkabilirsin. Bekleyelim şimdi hocamızı alalım. Evet. Sırada ne park var Fahrettin? Evet. Öndeki boş mu? Önde de... Hangisinde yapalım? Fark etmiyor. Burada da yapalım. Orada bir kişi kaldı işte, sana değdi. Orası biraz daha sağ. Aha. Burada iki tane var. Daha bu yeni başlıyor. Evet. Orası teke düştü. Paralel park yapıyoruz. Evet, L parkımızı pardon. Yapalım. Hocamızın öğrettiği gibi yaparsan bu iş hallolur. Başlayabilirsin. Kontrollerini unutma hiçbir zaman. Hocam, problem var mı? Geçerli mi? Geçerli. Tamamdır, çıkabilirsin. Bekleyelim. İkinci aşama da tamam. Şimdi sırada 25 metremiz var. Orayı da güzelce halledelim. İstersen ikincisine gidebilirsin. Fahrettin gayet rahat hocam. Evet hocam. Hiç telaş yok, heyecan yok. Gayet güzel. Fahrettin zaten biraz altyapısı vardı. Evet. Gelmeden önce. Burada biraz daha pratik geliştik. İyi bir sürücü olacak inşallah. Trafikte evet. Güven veriyor yani. Evet. Yeterli. Dördüncü aşamamız ani fren. Evet, hızını 30'a getir. 30 kilometre hızla ilerle. Sana komut verdiğimde yaparsın, tamam mı? Evet, şimdi yapabiliriz. Evet, çok güzel. Nasıl hocam? Fahrettin trafiği çıkar. Fahrettin çıkar yani. Kesinlikle çok rahat şekilde çıkar yani. Şu ana kadar en ufak bir hatası yok. İnşallah. Umarım öyle devam eder. Son stop edene kadar değil mi? Evet, aynen öyle. Baş 90 dakika. Tabii devam ediyor. Aynen. Yine kurallara dikkat ederek. Ehliyet zamanında almak gerekiyor vallahi hocam. Tabii tabii, yaş. Gençler yaşında bence bu yaşlarda alarak iyi ediyorlar yani. Fahrettin, ne işle meşgulsün, ne iş yapıyorsun? Esnafım hocam, market işletiyorum. Market işletiyorsun. Nerede? Atamahallesi'nde. YDM market. Kendinize ait herhalde. Yok, kendim çalışıyorum. Çalışıyorsun orada. Araç lazım oluyor mu peki işinizde? Yok, lazım olmuyor. Hani onun için ehliyeti yani acele ettim diye merak ettim, o yüzden. Ehliyet alınca insan biraz daha rahatlıyor hocam yani. Aktif tabii, lazım, her zaman lazım evet. Yani sen araç kullanıyorsan. En azından rahat gezip tozabiliyor bir evet. İşin içinde gerekli olacaktır. Ben şimdi... Yok, işin içindeydi. Ha gerçi sen çalışıyorum dedin değil mi? Doğru. Artık sürücü belgesi, ehliyet lüks olmaktan çıktı hocam. İhtiyaç. İhtiyaç tabii ki. İhtiyaç. İşe bile girerken resmi kurumlarda veya devlet sektöründe değil mi? Böyle şeyde CV'de sürücü belgesi var mı yok mu diye soruyorlar. Öyle. Şey. Bir de kadınların da aşırı bence bir ilgisi var. Sanki var. Sınavlarda... Var. Bayan sürücü adayları daha fazla. Evet. Evet. Bayan sürücü daha fazla. Bayağı vardı yani. Bayağı var. Son girdiğim sınavlarda. Şöyle bakıyorum bir hocam listeye. He? 12 adayım. Listede 12 adayım, bazen 8'i bazen 10'u bile denk geldi yani. Denk geliyor. 1-2 tane erkek aday. Tabii ki herkese ihtiyaç hocam şimdi. İhtiyaç. Bu işin bayana erkeği yok. Aynen. Ben önceyle kıyasladım yani evet, durumu. Evet. Temel altyapısı olan ilerlemiş yaşlardakilerde çok sıkıntı olmuyor da. Temel sıfır başlayan, yoktu, sıfır başlayan evet. Yaşlı ileride değil mi? Biraz zor oluyor tabii. Sıradaki aşamamız yokuş kalkış. Orayı da halledersen. Başka da bir aksiyon kalmıyor. Evet, başka bir aksiyonumuz kalmıyor. Başlangıç noktamıza gideceğiz, orada bitireceğiz. Evet. Acele etme. Evet, böyle çok güzel. Diğer adaylarımız da Muhammed kadar yetenekli mi hocam? Bazen böyle biraz heyecanlı evet. Türde adaylarımız var ama iyiler yani. Aha. Genel sürüş becerileri güzel. Muhammed gibi birkaç tane daha var böyle. Fahrettin gibi. Böyle umarım şeyi olan. Onlar da başarılı olur. İnşallah. Muhammed, kurallara uygun şekilde geçebilirsin müsaitse. Fahrettin, ehliyete yaklaşmana az kaldı. Sınavdan önce bekliyor muydun böyle heyecan yaparım diye düşündün mü hiç? Yok, hiç düşünmüyorum. Kendine güveniyordun yani. Komisyon şöyle gelsin böyle gelsin demedin mi hiç? Rahat olsun diye. Kim gelirse gelsin dedin yani. Vallahi güzel, genelde adaylar inşallah. Hocam komisyonlar belli mi diye soranlar var hocam. Şeyden, cumadan. Evet. Mesafene dikkat et, fazla yaklaşmadan. Hocam sizi de ayrıca tebrik ederim. Gerçekten adaylarınız. Evet, sağ olun. Yani teşekkür ederiz. Güvenli bir şekilde, heyecansız bizi götürüyorlar yani. Eminler yaptıklarına. Hocam adaylarımız iyi oldu mu? İyi yetişiyorlar. Sizler de yani rahat oluyorsunuz. İyi yetişiyorlar. Evet. Aynen. Sizler de burada komisyon olarak tabii, güzel tabii bir gün geçiriyoruz yani. Ya biz istiyoruz ki hepsi ehliyetini alsın ama tabii bunun içinde %100 olmuyor tabii ister istemez. Arada adaylardan kalan yani, oluyor yani. Şimdi çok net hatalar oldu mu yapacak bir şey yok. Tabii. Şimdi Muhammed gibi bir hakim bir aday. Evet. Şimdi ona temas ettiği zaman bırakmak hakikaten beni üzüyor yani. Bu ara hocam bu videolar sayesinde komisyonlarımızda nasıl davranıyorlar, evet, bir örnek teşkil etmiş oluyor. Kesinlikle. Sonuçta buraya sizler bırakmak için gelmiyorsunuz. Aynen yani, bütün kıyım yapan da bütün adaylar kalsın. Hiçbir hocamızın öyle düşündüğünü zannetmiyorum yani. O yüzden bu videolar sayesinde izleyen arkadaşlarımız rahat etsinler. Kesin stres görmüş oluyor en azından. Aynen. Bir heyecan yapılacak bir durumu olmadığını. Sakin kalındığında başarılı olunduğunu. Emin olun bütün yani %90 komisyonlarımız hep sizin gibi hocam. Evet. Yani iyi niyetli. Fahrettin bizde şüphe uyandırmadı yani. Çok sorulan sorulardan birini dile getirelim. Kaza, sınav anında maddi hasarlı kaza oldu diyelim. Evet. Ama adayımız haklı, kusurlu değil. Aha. Şu arayoldan çıktı, duramadı, vurdu. Aradan çıkan hatalı. Böyle durumda sınav bitiyor mu hocam? Sınav tabii haliyle şimdi araç kullanılmaz haldeyse o pozisyon değil mi? O pozisyonda tabii sınav erteleniyor yani. Bu konuda da bilgi verelim. Aynen. Arkadaşın ne oluyor? Hakkı mı yanmış oluyor? Bir hakkı yanmış oluyor. Diğer sınava giriyor yani. Aynen. Maalesef yani istenmeyen bir durum da olsa. Evet. Çünkü o anda sınav devam etmediği için. Yani sağlıklı bir şekilde devam etmesi lazım sınavın. Evet, bu konuda da bir bilgilendirmiş olduk arkadaşlarımıza. Böyle aklımıza gelen bazen sınavla ilgili sorular yöneltiyorlar. Mesela sınavda neler, şu durumlar. Aklımıza geldikçe soralım hocam. Keşke imkanı olsa canlı yayın yapsak da canlı yayında sorular yönetsinler. Hatta geçen sınavda siz duydunuz mu? Bir kursun aracı geri gelirken 25 metrede arkadakine çarpmış. Evet. Orada kim haklıydı? Tabii o duymadım ama geri gelen mi durup onları bekleyen mi? Evet. İkisinin de sınavı yandı herhalde. Ya tabii bitti. Sınav bitti orada. Duydum ben onu, olayı. Evet. Evet, son dönem işimizi de geçtik. İstediğin yerde, müsait bir yerde aracımızı durdurabilirsin. Evet. Kapatalım, bitirelim sınavımızı. Evet. Tebrik ederiz Fahrettin. Gayet başarılı, gayet güzel, kendinden emin. Sizi de tebrik ederim hocam. Sağ olun hocam. Umarım kazasız belasız iyi günlerde kullanırsınız. Teşekkürler, sağ olun. Peki.